Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bu dersimizde faiz, ana para, zaman ve faiz oranı nedir? Yıllık faiz hesabı nasıl yapılır? Aylık faiz hesabı nasıl yapılır? Günlük faiz hesabı nasıl yapılır? Konularını öğreneceğiz. Faiz hesapları. Faiz, borç olarak alınan paraya karşılık ödenen fazla paraya faiz denir. Faiz büyük F harfiyle gösterilir. Ana para, kapital. Faiz almak için verilen paraya ana para veya kapital denir. Büyük A veya büyük K harfiyle gösterilir. Zaman. Ana paranın faizde kaldığı süreye denir. Küçük T harfiyle gösterilir. 1 yıl 12 ay ve 360 gün olarak faiz hesaplarında alınır. 1 ay ise 30 gün olarak alınır. Faiz oranı. 100 TL'nin 1 yılda getirdiği faizin yüzde olarak yazılışına denir. Faiz oranı küçük n harfi ile gösterilir. A. Yıllık faiz hesabı. Ana para, zaman ve faiz oranı çarpılır. Çarpım 100 ile bölünür. Arkadaşlar burada faiz yüzdesini 100'üne bölmüş oluyoruz. Yani faiz A çarpı N çarpı T bölü 100 formülüyle bulunur. İlk örneğimizi inceleyelim. 200 TL %40 faiz ile 2 yılda kaç TL faiz getirir? Çözümü. Arkadaşlar öncelikle verilenlere bakalım. Ana paramız 200 TL, faiz oranımız %40 ve zaman 2 yıl verilmiş. Bu verilenleri formülde yerlerine yazdığımızda faiz 160 TL olarak bulunur. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Bir başka örnek. %42 faiz oranı ile 2 yılda 4.2 TL faiz getiren ana para kaç TL'dir? Çözüm. Örnekte faiz oranı %42, zaman 2 yıl ve faiz 4.2 TL olarak verilmiş. Bu verilenleri formülde yerlerine yazdığımızda ana para 5 TL olarak bulunur. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. B. Aylık faiz hesabı. Ana para zaman ve faiz oranı çarpılır. Çarpım 12 ay çarpı 100'den 1200'e bölünür. Yani faiz ANT bölü 1200 formülüyle bulunur. Şimdi de bununla ilgili bir örnek çözelim. 8 TL %48 faiz oranı ile 4 ayda kaç TL faiz getirir? Çözüm. Arkadaşlar, ana paramız 8 TL, faiz oranımız %48 ve zamanımız ise 4 ay olarak verilmiş. Verilenleri formülde yerlerine yazdığımızda faizi 1.28 TL olarak buluruz. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Bir başka örneği daha inceleyelim. 60 TL %48 faiz oranı ile 7.2 TL faizi kaç ayda getirir? Çözümü. Bu örnekte ise ana para, faiz oranı ve faiz verilip zaman istenmekte. Verilenleri formülde yerlerine yazdığımızda zamanı 3 ay olarak buluruz. Yani doğru cevap B seçeneğidir. C. Günlük faiz hesabı. Ana para, zaman ve faiz oranı çarpılır. Çarpım 360 gün çarpı 100'den 36.000 ile bölünür. Yani faiz ANT bölü 36.000 formülüyle bulunmuş olur. Örneğimizi inceleyelim. 9 TL %36 faiz oranı ile 40 günde kaç TL faiz getirir? Çözümü. Ana paramız 9 TL, faiz oranı %36 ve zaman 40 gün olarak verilmiş. Bunları formülde yerlerine yazdığımızda faizin 0.36 TL olduğunu görürüz. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Bir diğer örneğimiz 4 TL 120 günde 0.24 TL faizi yüzde kaç faiz oranı ile getirir? Çözümü. Arkadaşlar, ana parayı 4 TL, zamanı 120 gün ve faizi 0.24 TL olarak aldığımızda ve bunları formülde yerlerine yazdığımızda faiz oranını %18 olarak buluruz. Doğru cevabın B seçeneği olduğunu görmüş oluruz.